y eşittir x'in 5 tabanındaki logaritmasının grafiğini çizmemiz isteniyor. Şimdi bunun ne olduğunu hatırlamak istersek, y eşittir x'i elde etmek için 5'i alacağım kuvvet demek değil mi? Veya bu logaritmik denklemi üstel denklem olarak da yazabiliriz. Tabanımız 5. Y tabanın üssü. Ve x de 5 üzeri y'nin sonucu. Bu denklemi başka bir şekilde yazmanın yolu şudur. 5 üzeri y eşittir x demektir. Bu ikisi aynı şey. Burada y'yi x cinsinden fonksiyon olarak yazdık, şurada da x'i y cinsinden yazdık. Ama aslında bunlar aynı şeyden bahsediyor. 5'in y üssünü alıp x buluyorsunuz. Ama bunu logaritma olarak ifade ederseniz şöyle demiş oluyorsunuz. 5'i hangi üsse alırsam x'i verir. Y üssünü almam gerekiyor. Burada ise 5'in y üssü neyi verir? X'i verir. Bunu belirttikten sonra şimdi bir tablo oluşturalım ve noktaları düzleme yerleştirelim. Ve noktaları birleştirip eğrinin neye benzediğini göreceğiz. X ve y değerleri seçelim. Genelde bize güzel sonuçlar veren sayılar seçmemiz gerekiyor. Güzel sayılar çıksın ki hesap makinesi kullanmak zorunda kalmayalım. Genelde 5'in kolay bir kuvvetini aldığınız zaman elde edeceğiniz x değerlerini seçersiniz. Veya başka bir şekilde şöyle düşünebilirsiniz. 5'in kuvveti için değişik y değerleri alırsınız ve böylece x değerlerinizi bulursunuz. Yani bu formu kullanarak x değerlerini bulabiliriz. Ama böyle ifade ettiğimizde bağımsız değişkenimizin x ve bağımlı değişkenimizin y olduğuna emin olmamız gerekiyor. Buna bakarak bize güzel y değerleri verecek x değerleri de bulabiliriz. Yani burada önce y sütununu dolduralım ve sonra x'leri elde edelim. Diyelim ki 5'in şu kuvvetlerini alıyoruz. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Tekrar şunu belirteyim ki önce bağımlı değişkenin sütununu doldurmak bize sıra dışı bir hareket. Ama burada yazdığım şekliyle bu logaritma fonksiyonunun bağımsız değişkenini bulmak daha kolay. Y eksi 2 olduğunda x nedir? Y'nin eksi 2 olması için x ne olmalı? X eşittir 5 üzeri eksi 2. 5 üzeri eksi 2 de eşittir 1 bölü 25. Yani 1 bölü 25'i bulduk. Yani bu önceki ifadeye dönersek 1 bölü 25'in 5 tabanında logaritması deriz. 5'in hangi kuvveti 1 bölü 25'i verir? Eksi ikinci kuvveti. Veya 5 üzeri eksi 2 eşittir 1 bölü 25 deriz. Bunlar aynı şeyi ifade ediyor. Bir tane daha yapalım. 5 üzeri eksi 1. Peki bu nedir? Bu da 1 bölü 5'tir. Bu orijinal tanıma bakarsak 1 bölü 5'in 5 tabanında logaritmasını istiyoruz. Burada ifade edilen 5'in hangi kuvvetinin 1 bölü 5'i verdiği. Bu da eksi 1. kuvveti. Burada da 5'in 0. kuvveti nedir diye sorduk. Burada da 1 çıkar. Bu ifade 1'in 5 tabanında logaritmasıyla aynıdır. 5'in hangi kuvveti 1 verecek? 0. kuvveti. Pekala, geldik 1. kuvvetine. 5'in 1. kuvveti nedir? 5'tir. Buraya gelirsek, burada 5'in hangi üssü 5'i verir diyor. 1. üssü olacak. Ve son olarak da 5'in karesi. O da 25. Buna da logaritma açısından bakarsak, 5'in hangi kuvveti 25'i verir diyoruz ve bu da 2. kuvveti olmalı. Logaritma fonksiyonunun tersini almış gibi oldum. Yani üstel fonksiyon olarak yazdım. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin yerlerini değiştirdik. Öyle bakabilirsiniz. Bana güzel, temiz, net y'ler verecek, güzel, net x değerleri seçtim. Evet, bunu bitirdikten sonra şimdi size şunu hatırlatmak istiyorum. Burada rastgele sayılar da alabilirdim ama o zaman hep hesap makinesi kullanmam gerekirdi. O yüzden de biz burada hep net ve temiz sayılar seçtik. Böyle yapmamın sebebi, grafiğe kolayca yerleştirebileceğim değerler bulmaktı ve şimdi de grafiğimizi artık çizelim. Y'ler eksi 2 ile 2 arasında değişsin ve x'ler de 1 bölü 25'ten 25'e gidiyor değil mi? Şimdi grafiği çizelim. Bu y ekseni, bu da x ekseni, bu x ekseni ve y'ler 0'dan başlayacak, sonra artı 1, artı 2, eksi 1, eksi 2. X ekseninde de tüm değerler pozitif. Tanım kümesini düşünmeyi size bırakıyorum. Neyse, şimdi düşünelim. Logaritma fonksiyonu pozitif olmayan bir x değeri için tanımlı mıdır? 5'in herhangi bir kuvveti 0'ı verir mi? Hayır. 5'in eksi sonsuzuncu kuvvetini alsanız hala çok küçük bir sayı elde edebilirsiniz ama 5'in hiçbir kuvveti 0'ı vermez. Yani x 0 olamaz. 5'in negatif sayı veren bir kuvveti yoktur. Yani x negatif bir sayı olamaz. Bu fonksiyonun tanım kümesi konumuzla bağlantılı. Çünkü grafiğini çizdiğimiz fonksiyon hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Tanım kümesi x büyüktür 0. Bunu yazayım. Buradaki tanım kümesi x büyüktür 0. Bunun pozitif x ekseninde grafiğini çizebiliyoruz. Şimdi x 25'e kadar gidiyor. Bu noktaları koyalım. 5, 10, 15, 20, 25. Ve bu noktaları çizelim. X eşittir 1 bölü 25 ve y eşittir eksi 2. X 1 bölü 25 olduğunda buraya çok yakın. Y de eşittir eksi 2. Bu şurada olacak. Tam y ekseni üzerinde değil, 1 bölü 25. Y eksenine çok yakın. Yani bu nokta. 1 bölü 25 virgül eksi 2. Sonra x 1 bölü 5 olduğunda bu biraz daha sağda. 1 bölü 5, y eksi 1. Yani şurada. Bu nokta 1 bölü 5, eksi 1. Ve x 1 olduğunda da y eşittir 0. 1 burada, yani bu da 1'e 0 noktası. Sonra x 5'e eşit olduğunda y eşittir 1. Bunu buraya koymuştum. Y eşittir 1. Bu da 5'e 1 noktası. Ve son olarak da x 25 olduğunda y eşittir 2. 25'e 2 noktası. Bu da burada. Ve fonksiyonun şimdi grafiğini çizebiliriz. Şöyle güzel bir pembeyle çizeyim. Y eksi sonsuza giderken x'ler çok küçülüyor. 5'in hangi kuvveti 0,10.000'de 1'i verir? Bu çok negatif bir kuvvet olmalı. Sıfıra yaklaşırken çok negatif oluruz. Ve sonra da böyle yukarı doğru gider ve sonra sağa doğru kıvrılır ve burada daha dik bir şekilde iner ama y eksenine değmez. Y eksenine yaklaşır ama değmez.